Kıymetli ihracat ailesi, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Malum bu pandemi dönemi bizleri uzak bıraktı. Görüşmekten, temas etmekten, birlikte toplantı yapmaktan, birlikte olmaktan maalesef uzak kaldık. Ama en azından bu teknolojiyi kullanarak bu eksiklerimizi giderme sağlıyoruz. Yani bu dönemi bizim atlatmamız gerekiyor. Biz bu dönemin en kısa zamanda toparlanan, en kısa zaman içerisinde eski haline dönmeye çalışan ve bu yönde önemli katkı, önemli mesafe almış olan bir kurumuz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz dükkanı hiç kapatmadık. Yani burası hep açık oldu. Bu pandemi döneminde her gün görevimize geldik, başındaydık burada. İşçileri sizlerin sorunları için hep burada. Bütün arkadaşlarımla ben de burada kaldık ve eksiksiz bir şekilde işimizi sürdürmeye çalıştık. Ne tarlada ürün bırakılması konusunda, kalması konusunda şey yaptık. Gümrükte sorunları olanların sorunlarıyla, finansmanla ilgili, krediyle ilgili, başka konulardaki her şeyin çözüm üretmeye çalıştık. Bu ülkede zoru başaran insanlarsınız. Bunu bilin. Bu ülke için şu anda görüyoruz ki en önemli şey ihracat yapmak, üretmek ve bunu devamlı artırmak. Bizim için en büyük milli mesele bu. Bu konuda hem başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok ciddi destek aldık. Hem Berat Bakan'dan, hem Ruhsar Bakan'dan, hem Varank Bakan'dan, her türlü bakanımızdan, Tarım Bakanımızdan her sorunumuzun çözümünde destek aldık. Niye? Aman ihracata bir şey olmasın, ihracatçımız mağdur olmasın. Bütün baktıkları konu buydu. Bugün de aynı bakış açısındalar, yarın da aynı şekilde olacaklar. O nedenle biz uzun uzun sözler etmek yerine sizleri dinlemek, sizlerin görüşlerini, önerilerini almak arzusundayız. İsmail Başkanım her seferinde, her toplantıda bize istişare etmenin önemini vurgular. Her zaman bunu belirtir. Eğer bu da bir istişare toplantısıysa, daha çok üyemize söz vermek, daha çok kişinin sesini duyurabilmek adına ben de cümlelerimi çok uzun tutmayacağım. Akip olarak tüm dünyayı sarsan bu olumsuz durumdan en az hasarla çıkmaya çalışıyoruz. Pandeminin başlangıç noktasına göre de daha hızlı aksiyon alabildiğimizi görüyoruz. Tabii ki şerlerden de hayır çıkarmak gerekiyor. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Bu şerin herhalde hayırı da budur diye düşünüyorum. Bu bağlamda teknolojik hamleler, katma değeri de yüksek ürünler ilk hedefimiz. Bunun yanında bir çıkış ivmesi yakaladık ve ivmenin hızı yavaş. Bu ivmeyi hızlandırmak amacımız. Yaş sebze meyve sektörü bildiğiniz üzere zamanla yarışıyoruz her anlamda. Sizden ricam yaş sebze meyve sektörüyle ilgilenen firmaların taleplerine eğer mümkünse pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz? Ben onu sizden rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Örgü, triko, boya. Bu bölümle ilgili çok iyi haberler var. Bu arkadaşların kapasiteleri dolu ve fason işletme aradıkları duyumunu aldık. Geçen 4 Eylül'deki Maraş'taki Maraş Tasarım Yarışması toplantımıza katılan sanayicilerimizden. Akip olarak 860 üyemizden 152 ülkeye ihracat yapan 13 birlik arasında ihracat rakamlarına göre 5. sırada yer almaktayız. Bu Akdeniz Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri olarak kıvanç verici bir durum. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü olarak Kayseri'den selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Haziran, Ağustos ayı itibariyle geçen yılın %7 daha üstündeyiz. Aynı zamanda da kilogram birim başı fiyat olarak 1.03'ten 1.12 dolara çıkmış durumda şu anda ihracatımız. Yeri gelmişken Exim Bank Genel Müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum. Bölgemizde, bizim sektörümüzde alakalı hiçbir problemimiz yok. Taleplerimiz hemen karşılanıyor. Hızlı bir şekilde karşılanıyor. İlgileri ve alakaları ve destekleri için teşekkür ediyoruz kendilerine. Adana Karataş'ın bölgesinde tarıma dayalı su ne OSB'si şu anda çeti yapılmakta ve önümüzdeki günlerde inşallah yeni yılımız doğru bitecek. Bizim ayrıca şu an tüm kimle beraber Sayın İsmail Başkanımın da destekleriyle
yurt dışında Dubai'de, Kenya ve Gana'da Türk ticaret merkezleri oluşturmak için çabamız vardı. Şu an ilk etapta Dubai'nin de büyük potansiyel olmasından dolayı Dubai'de Türk ticaret merkezini oluşturduk. Ve artı lojistik merkeziyle beraber önümüzdeki sanıyorum ki bu haftaya devreye almış olacağız. Bu konuda Sayın Başkanımızdan vermiş olduğu destekleri teşekkürlerimi sunuyor. Arkasından da diğer bölgelere gelelim. Önce iyi şeyleri söyleyelim. Güzel haberleri. İhracatımız artıyor. Eylül ayında da bu artış devam ediyor. %24 civarı bir artış olacak. İsmail Başkanım, bunu da kaydedebilirsiniz. En yüksek katılımlı ve son derece güzel bir toplantı oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Sektör olarak her türlü toplantınıza, her türlü imkanla, timin bütün imkanlarıyla buradaki bütün arkadaşlarımla sizlere selam ve saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah Allah böyle rekorlu sağlık içerisinde başarılı ihracatlar gerçekleştirmeyi nasip eder diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz.